Arkadaşlar 2, 3, 4 tane din yoktur. Tek bir din vardır. İslamiyet. İslamiyet kendi varlığıyla yaratıcının varlığının birleştirilmesinden doğan. Ben size desem ki hayatınızdaki sorunlar belli kavramların yanlış anlaşılmasından olur. İki tane temel kavram. Şefkat, sevgi, merhamet. Bazı insanların merhamet ve sevgiyle problemleri oluyor. Ve onlar sürekli sevgi sorunları yaşıyor. Ne yapacaksın? Dönüp kendine bakacaksın. Hastalık kalıpları var. Bu örüntüler, bu kalıplar hayat sürekli kalıplar şeklinde ilerler. Kafamda planladım şeyimi. Efendim, bugün Arzu'nun masasındayım, çalışma masasında. Çok ilginç şeyler var burada. Kendisi şamanik çalışmalar yaptığı için. Bakın mesela. Böyle sesler çıkartan bir şey var. Efendim. Böyle ses çıkartan bir şey var. Bakın. Sonra böyle tüyler var. Arzumun sırlarını açığa çıkartıyorum. Başka ne var? Dur o gelmeden. Heh. Evet. Sonra bu var. Sonra bu var. Bakın şimdi birleştireyim. Bakın. Bununla birlikte bakın. Gördünüz değil mi? Ufak bir efekt. Devam. Devam. Hangisi? Şu. Yağmur çubuğu. Yağmur çubuğu. Hangisi? Açtım. Doğru. Yana geç. Yana. Yana. Ha şu. Aa. Amanın yağmur çubuğu. Bu ne? Şuna bakın. Bakın şimdi ama. Allah'ım, İslamiyetle şamanizm birbirine ters değil mi? Allah'ım. İzim olunca her şeyin izimi arkadaşlar, her şeyin izimi katılıktır. Şamanizm doğa, doğayla çalışan doğa enerjileri, doğa. Şimdi kuantum dediğimiz şey şamanizmin başka bir boyutu. İslamiyetle ters olabilir mi? İslamiyet Allah'la alakalı, yaratıcıyla alakalıdır. Yaratıcıyla alakalı olmayan bir şey var mı yahu? Neyse. Evet. Peki. Şimdi bu tişört, yazlık tişört arkadaşlar. Burada bunu giymek istedim. Bahar geldi ya. Bugün şeye gittik. Alaçatı'ya giderken sağ tarafta şey var. Zeytinler diye bir yer var. Oradan da Barbaros Köyü var. Bilge Köyü var. Ondan sonra oralara gittik. Çok güzel. Gezdik. Bahar olanca tatlılığıyla gelmiş, bütün renkleriyle. Tavsiye ederim. Tavsiye ederim, baharı yaşayın. Arkadaşlar 2, 3, 4 tane din yoktur. Tek bir din vardır. İslamiyet. İslamiyet kendi varlığıyla yaratıcının varlığının birleştirilmesinden doğan huzur, dinginlik ve barış ve bundan dolayı ortaya çıkan kardeşlik, yardımlaşmadır arkadaşlar.
Tek bir din vardır. Bütünlük dini. Okey? Anlaşıldı? Evet. Peki. Tek bir din vardı. Huzur, mutluluk, yardımlaşma, bolluk, bir bereket, dürüstlük ve iyilik dini vardır. Sevgi dini vardır. Onun adı da kelime kökeni olarak, yani Arapçası karşılığı, Kur'ani karşılığı İslamiyet'tir. İslam. Müslüman da kendi içinde barışı, huzuru yaşayan, yaratıcıyla bağını kurmuş olan, onu hatırlamış olan kişidir. Değil mi? Ya, şimdi çok önemli bir konu konuşacağım. Derin bir mevzu, derin bir mevzu konuşacağım. Evet, güzel İzmir, Alaçatı. Aman ne güzel oralar valla. Bir de güzel kahvaltı ettik. Öyle ha deyince her yere gidemiyorsunuz. Neden? Sorumluluklar var, işler, güçler. Değil mi? Bugün tatil günü olarak düşündük kendimize. Ondan sonra böyle bir şey yaptık. Şimdi arkadaşlar mevzuya gelelim. Lafı uzatmayalım değil mi? Tıraşı keselim. Olan şu arkadaşlar. Şimdi insanlar çeşitli farklı sorunlarından bahsederler. O sorunları içinde ne yaparlar? Şey yaparlar, yuvarlanırlar. Ondan sonra o sorunları içinde boğulurlar. O sorunların içinde hapsolurlar. Değil mi? Falan. Onlar muhtelif çeşitli sorunlardır. Şimdi derin mevzular gerçekten. Bakın. Biliyorsunuz Platon'un idealar kavramı vardır. Bu Platon'un kendisinin oturup bunu bulduğuna falan asla düşünmüyorum. Asla yani. Mısır'a gittiğinde oradaki rahiplerden çok şey öğrendiğini düşünüyorum. Oradan aparttığını düşünüyorum yani. Benim öyle bir fikrim var. Naçizane öyle bir fikrim var. Doğru olur, yanlış olur ama bir şeyi derinlemesine inceleyip artı sezgilerime de başvurmadan böyle bir şey söylemem tabii ki. Evet. Evet. Şimdi ideyalar kavramı şey olarak geçer. Düşünce, yani idealizmin kurucusu olarak da geçer. Sanki böyle bir idealizm var, bir de karşısında materyalizm var gibi düşünülür. Yani maddecilik ile her şeyin düşünceden oluştuğunu iddia eden bir felsefi grubu vardır. Bir de her şeyin maddeden oluştuğunu. Tabii maddenin düşünceden oluştuğu fikrini maddecilere söylerseniz derler ki öyle bir şey yok idi. Ama aslında artık kuantum fiziği buna bizim madde diye bir şeyin olmadığını, bak açık söylüyorum, net kesin söylüyorum. Madde diye bir şeyin olmadığını bize açıkça gösterdi. Artık bunun anası minası yok. Biliyorsunuz ben hiçbir konuda felsefi bir tartışmaya, mücadeleye girmem. Söylerim, girer geçerim. Çünkü herkes kendisinden sorumludur. Bir fikri kabul etmek, reddetmek. Ya kabul ve reddin ötesinde araştırmak gerekiyor. Neyse asıl söyleyeceğim o değil. Şimdi bu idealar aslında kavram demektir arkadaşlar. Kavramlar. Ben size desem ki hayatınızdaki sorunlar belli kavramların yanlış anlaşılmasından oluşur. Ve sınav da o kavramları doğrultmak için hayatın size sunduğu bir şeydir. Bak, çok önemli bir şey söylüyorum. Bak, sorunlar belli kavramları, ideaları, ki zaten amacımız odur. Ki buna biliyorsunuz ki şeyde, Kur'an'da isimler olarak geçer. Der ki Adem'i yarattı Tanrı ve ona isimleri öğretti. Yani melekler secde etmekte biraz hani iyi de falan, bu pek böyle hani önünde secde edilecek bir varlığa benzemiyor dediğinde
Aslında bunu başta bütün melekler söylüyor. Bu da bana göre tabii ki. O da diyor ki ha şimdi size göstereyim neden onun öyle olduğunu da sizin böyle olduğunuzu. Ve diyor ki Adem'e isimleri öğretti. Şimdi oradaki isimler aslında ideyalar. Yani ne yapıyor? İdeaların, isimlerin yani kavramların özünü ruhumuza, genlerimize artık ne derseniz deyin. Ondan sonra ama beynimize falan değil yani. Tekrar edeceğim önemli olduğunu farkındayım. O cümle çok önemli. Hatta şeyin yayının sonuna kadar bunu sürekli tekrar edeceğim. Yani aynı şeyi değil yani. Dönüp dolaşıp hep aynı şeyi söyleyeceğim. Bu arada birkaç yine ses çıkartalım. Güzel geliyor değil mi? Şimdi arkadaşlar bakın sorunlar o sorunla ilgili herhangi bir ismi, ideayı, kavramı, konsepti hepsi aynı şeydir. Yanlış hatırladığımızla ilgilidir. Bak, neden yanlış hatırladığımız diyorum? Çünkü yaratıcı bunu ruhumuza nakşetmiştir. Nakış gibi işlemiştir. Oraya çakmıştır, çakmıştır. Ama o öz olarak mevcuttur, hatırlanması gerekir. Nasıl hatırlanır? Yanlışını yaparak, tersini yaparak. Biliyorsunuz bu zaten mevcut, karşıtlarla biliniyor. Diyeceksin ki ya hocam şimdi benim şöyle sorunum var, sevgilim bana işte yüz vermiyor, ay sonunu zor getiriyorum falan filan. Ya kardeşim bak kardeşim diyorum bak. Az önce, bir saat önce bir danışanımla görüştüm. En son bir ses sorunu kalmıştı, böyle sesi çok boğuk çıkıyor falan. Ben tabii ve son görüşmemiz yani dördüncü görüşmemiz o sesinle ilgili bir çalışma yapayım dedim. Neyse ifade edemediği bir şeyler var bastırdığım. Bir öfke var yani neden işte erkekleri kadınlardan üstün tutuluyor falan gibi. Kadın olarak çok ezilmiş 3-5 sülale falan. Ondan sonra erken bunu konuşurken aa hocam dedi ben size de bir liste çıkarmıştım dedi. Ondan sonra liste çıkarmıştım dedi. Hani hayatımda çok şey değişti. Bakın dördüncü görüşmede bu artık çünkü seanslarımızı sadece 4 kere yapıyoruz. Bir tane de kontrol yapıyoruz. Nedir falan dedim. Aa beklediğimden çok fazla şey çıktı. Ne derler? Evet yüzüme denk geliyor. Onu bir ayarlamaya çalışayım. Nasıl yapayım? Tamam şöyle. Ondan sonra yani birçok şey söyledi de mesela eşinin eskisinden çok daha iyi kendisine davrandığını söyledi. Neden? Çünkü küçüklüğünden beri erkeklerin üstün tutulduğu bir ailede yaşadığı için erkeklere öfkesi var tabii yani. O geçince bak çok ilginç. Biz eşine falan çalışmadık. O geçince eşi ona iyi davranmaya başladı. Çok enteresan değil mi? Yani şimdi buradan nereye geleceğim ama bir şey daha söyledi. Hocam dedi, benim maaşım arttı, eşimin maaşını arttı. Topluca bir yerden bir para geldi. Bütün borçlarımı tek seferde ödeyecek bir imkan çıktı. Bir de dedi yazlık aldım dedi, tiny house aldım. Biz de tiny house peşindeyiz. Ve hatta tiny house için gittik oralara şey yaptık, araştırmaya. Ondan sonra arkadaşlar, şimdi bakın, bu nasıl oldu biliyor musunuz? Nasıl değişti? Bak aynı yere geleceğim şimdi. Bak aynı noktaya geleceğim. Nereye geleceğim? Konsepte geleceğim. Kavrama geleceğim. Burada onun takıldığı kavram zannedeceksiniz ki işte kadın erkek para falan değil. Daha derin bir kavram. Daha derin. Kadın erkek ama en çok ne? Adalet. İki tane temel kavram var. Bir adalet, bir de sevgi. Değil mi? Bir adalet var, bir sevgi var. Yani Rahman, Rahim. Adalet,
sevgi. Birbirinin hem şeyi gibi, karşıtı gibi ama aynı zamanda birbirinin tamamlayıcısı. Birbirinin tamamlayıcısı. Yeah. Bak, hem karşıt hem tamamlayıcı. Çok önemli. Evrende her şey böyle işliyor. Şimdi buradaki bir kıvam tutturmak çok önemli. Sertlikle, yani bağışlamakla ceza vermenin, merhametle gerektiğinde şiddet göstermenin, bağışlamakla anlayış göstermekle haddini bildirmenin diyelim ki, gereğini yapmanın arasında öyle bir kıvam oluşturmak gerekiyor ki, bunun için arkadaşlar oturduğunuz yerden bir kavram hakkında yazılı, işte adalet iki nokta üstü falan olmaz. Hayatta bunu deneyerek olur. Bak, denemek çok önemli. Yaşamak demek, denemek demektir. Denemek, tecrübe, korkmamaklar. Ama birçok insan hayatı denemekten korkuyor. O ayrı bir şey, olay. Ayrı bir problemin şeyi, konusu o. Onu belki başka zaman konuşuruz yine. Konuyu çok dağıtmayalım. Şeye geldiğimiz zaman, sevgili dostlar, bu nasıl değişir biliyor musunuz? Bunları hayatı yöneten tohum enerjiler gibi düşünebilirsiniz. Tohum enerjiler ya da çekirdek enerjiler gibi düşünebilirsiniz. Yani mesela sadece bir kavram yanlış anlaşıldığı için bilinçaltında, ama bak burada değil. Ya oturursun, yazarsın, çalışırsın falan, hani işte adalet şudur, budur falan, iki nokta üst üste ezberlersin, sonra bir daha sevgi şudur, merhamet şudur vesaire, değil mi? Öyle olmuyor. Deneyerek oluyor. Tabii ki ben ayrıca ne yapıyorum? Bilinçaltındaki bu kavramların ateşlemesi diyelim ona, ateşleme, yeni bulduğum bir şey. Bu kavramları ateşlemesi için çalışmalar yapıyorum o kişide, hatırlatmalar yapıyorum. Lakin eğer o kişide yeteri kadar hayat tecrübesi, deneyimi yoksa, istediğin kadar hatırlatma yap, istediğin kadar kavramlar hakkında teorik konuşmalar yap, değişim olmaz. Bu çok önemli. Neyse, şimdi bu iki şey. Yani sevgi, pardon, şefkat, sevgi, merhamet, anlayış, dört tane, hepsi kardeş bunların. Hak, hukuk, adalet, üçü kardeş. Hak, hukuk, adalet, şefkat, sevgi, merhamet. Hani kafiyeli olsun diye söyledim. Şefkat, sevgi, merhamet. Bazı insanların merhamet ve sevgiyle problemleri oluyor. Ve onlar sürekli sevgi sorunları yaşıyor. Bazı insanların da adalet problemleri oluyor. Ve en çok tekrar ettikleri cümle, o bana haksızlık yaptı, bu bana haksızlık yaptı. En çok adaletle sorunu olan insanların en çok şey yaptığı cümle, hep haksızlık edildiğine dair cümleler kurmaları. Sevgi problemi olan kişilerin de en çok kullandığı cümle, İşte sevilmedim, sevilmedim, o beni sevmedi, sevmedi, kimse beni sevmiyor, sevilmek için şunları yaptım, bunları yaptım falan filan. Müsaadenizle bir su içeceğim. Evet. Dolayısıyla bunlar, bakın, temel iki kavram hayatın bütün, bunların tabii açılımları da var. Bütün hayat deneyimlerinin iyi ya da kötü olup olmayacağını belirler. Eğer bu kavramları doğru anlıyorsanız bilinçaltınızda, hayatınız doğru gider, güzel gider. Yanlış anlıyorsanız yanlış gider, iyi gitmez. Tersinden de söyleyeyim. Eğer hayatınızda belli noktalarda sorunlar varsa, bu kavramları yanlış anladığınız içindir. Kavramlar
realiteyi oluşturur, gerçeği oluşturur. Nasıl anlarsanız o gerçeği o şekilde, yani o kavramı o şekilde yaşarsınız. Aynı zamanda da kendinize onu yaşatırsınız. Adaletsizlik, adaletsizliğin var olduğuna inanıyorsanız hayatınızda hep adaletsizlik olacaktır. Çünkü siz adaletsizliği yaratıyorsunuz, sonra dönüp diyorsunuz ki bak dünya adil değil işte. Onu sen öyle yapıyorsun. Dünya öyle böyle, öyle ya da böyle bir yer değil. Sen ona ne anlam veriyorsan, senin o harika ruhun, bilincin, beynin, ondan sonra çakraların, aurandan yayılan enerji onu öyle oluşturuyor. Bizler insan olarak o kadar muhteşem bir varlığız işte. O kadar muhteşem bir varlığız arkadaşlar. Ya. Mesela arabeskten zevk almak ne demek? Dünyanın adil olmadığına inanmak demek. Şimdi bakın. Şimdi adaletsizliğin şeylerinden birini söyleyeyim size. Mesela biriyle şey yapıyorsunuz. Ne diyor sorunuz diyorsunuz. Diyor ki benim iletişim sorunum var diyor. Biraz daha o konuyu açarsanız, biraz daha hani onun ağzını ararsanız der ki insanlar beni yanlış anlıyor. Bir bakıyorsun o insanları dinlemiyor bile. Dinlemiyor bile. Ona sorsan ama der ki bana haksızlık ediyorlar. Beni yanlış değerlendiriyorlar. Ne yapacaksın? Dönüp kendine bakacaksın. Dönüp kendine bakacaksın. Dönüp kendine bakacaksın. Yapacağım bu. Başkasına bak, onu işaret etmeyeceksin, ona bakmayacaksın. Onda sana yapılan kötü şeyleri değil, senin yaptıklarına bakacaksın. Ya da eğer bir yerde sana bir şey yapılıyorsa onu davet ettiğini bileceksin. Onu davet ettiğini bileceksin. Böyle deyince hemen bu konulara yeni başlayan insanlar hemen şunu söylerler. Hırsızın hiç mi suçu yok hocam? Bütün suç hırsızda zaten. Bütün suç onda. Bütün suç sana kötü davranan eşinde. Peki bu kadıncağızın eşi daha önce ona çok kötü davranırken ne oldu da iyi davranmaya başladı? Yani efsunladık mı? Okuduk, üfledik mi? Büyü mü yaptık? Düğümleri mi bağladık? Ne yaptık? Onun kendisinin bilinçaltında bir değişim oluşturmasına, oluşmasını sağladık sadece. Ne yaptık? Hatta bir duygusunu ifade etmesi için onu cesaretlendirdik. Bir öfkesini. Hayatı değişti. Ben hep söylüyorum. İşte bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Sade. Geçenlerde bir film izledim. Geçenlerde dediğim dün galiba. Evvelsi gün olabilir. Baraka diye bir film. Muhteşem bir film. Orada bütün dünyayı, doğayı, insanları çok güzel iç içe böyle şey yapmış. Ganj nehrinde yıkanan insanlar gördüm. Yani bütün insanlar orada yıkanıyor. Ne bileyim tamamen şey yapıyorlar. O Ganj nehri onlar için kutsal biliyorsunuz işte. Alıyorlar suyu, üç kere suya batırıyorlar kendini. İşte suyu böyle böyle bir şeyler yapıyorlar. Çeşitli böyle nasıl söyleyeyim. Biliyorsunuz Ruslar Noel gününde işte aralığın belli bir zamanı galiba o. Üç soğuk buz gibi suya giriyorlar. Bu hani İsa'nın vaftiz olayından mülhem olarak. Üç kere suya dalıp çıkıyorlar sırayla. Hani bu, onlar da Rus şeyi bu. Hani taktisi gibi. Onlar da öyle bir tören yapıyorlar. İşte kimisi
Yahudiler gidiyor ağlama duvarının önünde böyle kafalarını sallayarak bir dualar okuyorlar falan, değil mi? Bunlara ne diyoruz biz? Ritüel diyoruz arkadaşlar. Herhangi, daha başka böyle bir sürü şey var. Hani daha o kadar uzun ki bu liste, bu ritüeller. Bu ritüelleri yaparak insanların hayatında bir değişim olması mümkün değil. Ya, bir değişim olması mümkün değil. Ya da mesela bir tane Apokalips diye bir film vardı. O filmde de Mayalar o piramitlerin tepesinden insan kurban edip kafasını aşağı doğru atıyorlar falan. İşte kan akıtma, şudur budur. Belli bazı hareketleri yapma, değil mi? Bunlar, bunlar nedir? Bakın maça gidiyorsunuz, totem yapıyor. Mesela şöyle yapıyor, totem. Hani penaltı atılacak, penaltıyı dışarı atsın diye. Ya da koltuğunu değiştiriyor, oradan oraya geçiyor. Uğur diyor mesela, uğur ve uğursuzluk. Bakın, bu henüz kavramlar konusunda bilgili olmayan, bilgisi olmayan, soyut düşünme yeteneğine sahip olmayan, henüz soyut kavramlarla ilgili düşünme, derinlemesine düşünme kabiliyetine sahip olmayan insanlar bu tip şeylere inanırlar. Şansa, talihe, bu tarz işte ritüellere, bu tarz totemik davranışlara inanırlar. Ama böyle bunlarla hayat değişmez. İnsanın kötü giden kalıpları zaten tekrarlar, yani kalıplar tekrarlar, birbirini tekrar eden negatif kötü olaylar diyelim ona. Mesela bir aldatılmanın sürekli tekrar edilmesi, işte annende, anneannende, sende de, işte onunla evleniyorsun, seni aldatıyor, boşanıyorsun, şununla evleniyorsun. Mesela şey kalıpları vardır. İflas kalıpları vardı. Bir bakıyorsun büyük dede de iflas etmiş falan. Sonra sen de 3-5 kere iflas ediyorsun. Kalıp devam ediyor, değil mi? Hastalık kalıpları vardır. Bu örüntüler, bu kalıplar hayat sürekli kalıplar şeklinde ilerler. Nasıl isimler, kavramlar bir kalıpsa aynı zamanda devam eden olaylar da bir kalıptır. Ama bunlar kırılabilir. Nasıl kırılabilir? Bu tarz totemler yaparak değil, davranışlar yaparak değil. Bir suyu kutsal bilip orada yıkanıp dua edince ondan sonra hayatında iyi ve güzel şeylerin ya da bir türbeye gidip bir şeyler çaput ya da tel bağlayarak, mum dikerek, değil mi? Dilek dilemek güzel bir şey. Tanrı'ya yakarmak, değil mi? Onu yakarmanın da bir şey olmaz lazım. Belli bir doğru bir mantık çerçevesinde edilmesi lazım duaların, bence bana sorarsanız. Neyse arkadaşlar, dolayısıyla hayatının değişmesi ancak böyle mümkün olur. Hatta bakın, olumlamalarla hayat değişmez. Olumlama. Bana bir olumla verin, bana bir cümle verin, tüm hayatım değişsin. Yok öyle bir şey. Olmaz. Kendini çok hafife alıyorsun, kendini küçümsüyorsun demektir. Kavramlar üzerine değişiklik olduğu zaman, bak, daha tazecik işte, söyledi. Arkadaşlar, bireysel seans tabii ki yapıyorum. Bu duyuruyu şey yapacağım. Zaten deminden beri bireysel seansı yaptığımı ve onların insanlar üzerindeki etkisi konusunda konuşuyorum. Ondan sonra ne diyordum? Bu tarz düşünceleri bırakıp kendinizi küçümsemiş olursunuz. Kendinizi. Kendi yüceliğinizi, büyüklüğünüzü, bak, büyüklüğünüzü, ondan sonra halifeliğinizi küçültmüş olursunuz arkadaşlar. Hafife almış olursunuz. Kendinizi hafife almak aslında yaratıcıyı hafife almaktır. Sizi yaratan yaratıcıyı hafife almaktır.
iyi bir eser çıkarmadığını düşünmektir ama bu zannetmektir. Kendisi bizzat insanın kendi en güzel eseri olduğunu söylüyor. Değil mi? Biz kim oluyoruz ki kendimizi böyle hafife alıyoruz? O bizi çok ciddiye alırken, değil mi? O bizi secde ettirirken meleklere. Onu niye Kur'an-ı Kerim'de, Yüce Kur'an'da, onu niye altına özellikle çiziyor? Kendimizi aşağılayalım, eleştirelim, hor ve hakir görelim, küçük görelim diye mi? Değerimizi, kıymetimizi bilelim diye söylüyor. Yani bak diyor, siz benim için o kadar kıymetlisiniz ki melekleri, ilk Adem'i yarattığım zaman melekleri önünüzde secde etmenizi istedim. Yani sizin hizmetinizde olmalarını istedim. Sizi onlardan üstün tuttum demek istiyor. Yani biz kim oluyoruz ki kendimizi hafife alıyoruz ya da biz kim oluyoruz ki başkasını hafife alıyoruz? Erkekler kadınları hafife alıyor ya da kadınlar erkekleri. Büyükler küçükleri, zenginler fakirleri, fakirler zenginleri hafife alıyor. Hor fakir görüyor, küçük görüyor. Yani özellikle kendimizi hafife almamamız lazım. Hor görmemiz lazım. Ululuğumuzu bilmek lazım. Mesela şey derler. Böyle kendimizi çok ulu yüksek görürsek kibire kapılmayız. Hayır. Kibire kapılmayız. Kibirli insanlar kendilerini çok derin seviyelerde küçük ve hor gören kişilerdir. Onu dengelemek adına kibirli davranışlar sergilerler. Lütfen. Lütfen yani. Yani. Birkaç ses daha çıkartalım. Hı-hı. Evet. Bakalım. Pardon. Hı-hı. Ha. Şimdi mesela diyor ki hayatta çok adaletsizlik var zaten diyor. Şimdi bunu yazan kişi arkadaşımızın adalet kavramını, yani bu cümleyi yazdığına göre adalet kavramını yanlış anladığı için onunla ilgili çok sorun yaşar. Yani kendine yaşatır. Kendi bu yanlış fikrini kanıtlar. Her seferinde bunu doğrulatır. Evrene bunu doğrulatır. Evrende bir nanometre, küçük, o kadar küçük nano biliyorsunuz yani. Artık milimin en milimi kadar bir haksızlık olsa evren dağılır. Hakkın kendisidir. Yaratıcının bir diğer adı da haktır, hak. Hak ne demek? Yaratıcı demek. Ne diyoruz biz? Hak, adalet diyoruz. Ama biz resmin tümünü görmediğimiz için, biz derinleri görmediğimiz için, İnsanların en derin, en gizli, en mahrem duygu ve düşüncelerinin farkında, niyetlerinin farkına varmadığımız için, değil mi? Yaydıkları derin frekansların farkına varmadığımız için olup bitenlerin, değil mi, adaletsiz olduğunu düşünüyoruz. Değil. Öyle bir şey yok. Hemen insanlara çocukken şöyle olanlar böyle. O çocuk olarak enkarne olan daha önce büyüktü. Hepimiz gibi. Hepimiz aynı yaştayız. Değil mi? Şimdi kendine hakim olup diyor. Kendine hakim olmak ne demek mesela, değil mi? Kendini tutmak mı? Hakim oldum kendime. Kendime hakim. Sıkıyorum kendimi. Kontrol değil. Dönüp kendine bakacaksın. İnceleyeceksin. Ben her zaman şunu söyleyeyim. Bunu da söyleyeyim. Yavaş yavaş bugünkü şeyi kapatalım. Çünkü derin bir mevzu. Yoğundu. Bakın arkadaşlar, insanlar kendi kişiliklerini çok özel, başkasına hiç benzemeyen, değişmez bir kişiliklerini, değişmez bir şey olarak görürler. Ben sadece kişilikleri bir program olarak düşünmeyi öneriyorum size. Kişilikler bir program gibi, bir yazılım gibidir. Yazılımdır, aynen öyle. Bir de kişiliklerin orijinal gibi gözükür. En fazla 12 tane kişilik tipi vardır. Hadi 9 olsun, 12 olsun, 15 olsun. Gruplara ayırırsak. Bir de bunları kabaca ikiye ayırırsak.
evrenin bütünlüğünden kopuk olanlarla evrenin bütünlüğüyle birleşmiş kişiler olarak görebiliriz. Yani psikolojik ve içsel olarak kelimenin derin anlamıyla İslam olanlar, değil mi? Psikolojik ve içsel olarak İslam olmayanlar. Yani ne demek? Bütün bir olmayan, teslim olmamış, dürüst olmamış kişiler ve iyilik yapmayan kişiler, ondan sonra ve bu ve diğerleri gibi ayırırım. Ama kişiliğe tekrar girersek bir tür yazılımdır arkadaşlar ve kişilikler, yine bunu ikiye ayırırsak, özgün orijinal kişilikler vardır. Bir de toplumun birebir kopyası olan kişilikler vardır. Yani toplum için doğru neyse, içinde yaşadığı toplum için, o onu benimser ama onu orijinal zanneder. Onu sanki düşündü, etti, taşındı, planladı, yazdı. Öyle bir şey yoktur. Direkt alır. Yanlış neyse toplum için öyle. Olanaklı neyse, mümkün neyse onu alır. Mümkün olmayan şey neyse onu alır. Hepsini alır. Hangi şeyin, kurumun, hangi davranışın nasıl olduğuna dair bir liste vardır elinde. Yani evlilik nasıl, çalışmak nasıl, iş güç nasıl diye, dua etmek nasıl, eğitim almak nasıl, hepsini, aşık olmak nasıl bile toplum tarafından öğrenilir. Bakın ilginç bir şey söyleyeyim. Daha bunu yeni öğrendim. Siz kedilerin miyavladığını zannediyorsunuz. Otomatik doğal olarak. Ben de öyle zannediyorum. Yani her yavru kedi miyavlar zannediyoruz, değil mi? Şok oldum. Annesi tarafından büyütülmeyen kediler miyavlamıyorlar arkadaşlar. Araştırın göreceksiniz. Öyleymiş yani. Yeni öğrendim. Onu bile kedi miyavlama sesini annesinden hiç duymamışsa kedi miyavlamıyor. Ve kendine sakınma duygusu olmuyor. Çünkü annesi bunu ona öğretmemiş. Dolayısıyla biz birebir toplumun ürünüyüz. Birebir toplumun ürünüyüz. Daha başka tuhaf örnekler var. Mesela bir hayvan türü var. Kendi türünün dışında birisini anne olarak benimsiyor. Sonra kendisini o türden zannediyor. Atıyorum. İşte kaz kediyle şey oldu. Kediyi anne bildi. Ve o kaz kedi gibi davranıyor arkadaşlar. İzlemişsinizdir. Bak. Ben ne diyorum sana? Varlık türü olarak bile o türün aksine davranmaya çalışıyor. Hani değil öyle böyle. Dolayısıyla insan etrafındaki, hani derler ya, beş kişinin toplamıdır, beş kişinin özetidir. Çok doğru. Etrafındaki insanlar neyse, sonra ne yapacaksan? Belli bir yaşta bilincin geliştikçe, farkındalığın geliştikçe dönüp kendine bakacaksın. Ne yiyorum, ne içiyorum, nasıl düşünüyorum, nasıl giyiniyorum, nasıl davranıyorum? Neye inanıyorum, hangi duyguyu hissediyorum? İnsanlık bu. İnsan olmak o zaman başlar. O zaman başlar. Sevgili arkadaşlar, ne diyorum? Şimdi bunu kaydediyorum, biliyorsunuz. Bir süre burada Instagram'da duruyor. Sonra onu YouTube kanalına aktarıyoruz. Efendim, bizim iki tane duyurumuz var. Bu seanslar yapılıyor tabii ki. Yapıyorum. Kristal pandüllerle uzaktan online görüşmeler yaparak, görüntülü seanslar yaparak çalışıyorum. Çalışma şeklim çok değişik, çok farklı, çok hızlı, çok köklü. Böyle alıp böyle çok köklü, böyle çok hızlı. Ondan sonra 12'sinde bir kuantum uygulayıcılık şeyi başlıyor. Eğitim grubumuz.
Ondan sonra o da online olacak. Ve bu ayın sonunda 28, 29, 30 Nisan'da İstanbul'da yüz yüze kuantum drama eğitiminin birinci seviyesi başlıyor. Ona şiddetli katılmanızı öneririm. Tabii ikisine de şiddetli katılmanızı öneririm. İrtibat telefonu da Instagram sayfamızın hemen altında Aslan Hanım'ın şeyi var. Telefon numarası var. Oraya WhatsApp şeyiyle, mesajıyla ben şu konuda bilgi almak istiyorum dediğiniz zaman tık size o bilgiler geliveriyor. Artık öyle telefonla uzun uzun konuşup şöyle falan filan bana bilgi verir misiniz? Kalktı artık. Yazıyorsun. Tüt 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 tüt. Cevap geliyor. Pat 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 pat. Hızlı. Süper hızlı. Her şey süper hızlı. Peki arkadaşlar. Bu arada YouTube kanalı müthiş bir şey oldu. Birikti orada. Ondan sonra YouTube videoları çok geniş bir arşiv oluştu orada. Çok geniş bir bilgi hazinesi oluştu. Şiddetle tavsiye ederim onları izlemenizi.